TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Erdoğan'ın şifreleri, kırılan kol yeni içinde başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ankara hareketli, ne oluyor sorusunun net cevabı yok. Dün Bahçeli konuştu, bugün Erdoğan. Her ikisi de kırılan kolu yeni içinde tutmakta kararlı. Kolun kırık olduğunun herkes farkında. Gizlemeye veya örtmeye çalışmanın yararı yok. Sarkan, kırık kolu Yeniçin'de de kalsa görmemek için kör olmak veya ama rolü yapmak gerekir. Bahçeli'nin de Erdoğan'ın da kör numarası yaptığını herkes biliyor. Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı ile sarayda bir araya geldi. Ne konuşmuş olabilirler sorusunun Ankara Emniyetindeki operasyondan başka cevabı olabilir mi? Ya da bu sıcak konuyu konuşmamış olmaları mümkün mü? Olaya MİT'in dahil olduğu sır değil, yargı sürecinin başladığı da. Başsavcılığın açıklamasına göre operasyonun odağındaki 4 emniyetçi de gözaltında. Burada haklı bir soru var. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya neden davet edilmedi? Yerlikaya Ayhan Bora Kaplan operasyonunun göbeğindeki isim. Olay onun sorumluluk alanında. Niçin kritik zirvenin dışında tutuldu? Bir tavır mı? Bileti kesildi mi? Yerlikaya da operasyonun bir parçası mı? Erdoğan'ı az çok tanıyanlar bilir. Faturayı Yerlikaya'ya keser. Tam bu satırları yazarken iktidar medyası tarafından Erdoğan'ın Yerlikaya'yı saraya çağırdığı bilgisi düştü. Çok geçmeden de görüşmenin iptal edildiği bildirildi. Yerlikaya'nın koltuğu gider mi? Gitmese bile artık orada rahat oturamaz. Koltuğunun bir bacağı kırıldı. 3 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adı geçiyordu. Siyaset bu işte. Erdoğan konuşmasında değişim mesajını çok net verdi. Yorulan, hatası olan varsa dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz. Hem kabinede hem de partide değişimin eli kulağında. Yerlikaya'ya artık gece uykuları haram. Bundan sonra diken üstünde. Gözaltına alınan emniyetçilerin siyasi kodu MHP'yi, sosyal koduysa menzili işaret ediyor. Emniyetçilerden biri para meselesini izah ederken menzile hayır için topluyordum demedi mi? Gerçek bu olmasa bile çıkış için sarıldığı ip menzil. Neden? Çünkü menzil, Bakan Yerlikaya tarafından korunaklı ve dokunulmaz alan. 17 Aralık'ta İmam Hatip inşaatı için toplanan para gibi. Bu kez İmam Hatip'in yerini menzil aldı. Ali Yerlikaya menzil kontenjanından bakan, onu bürokrasinin üst kademelerine taşıyan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ. Önce Sağlık Bakanlığı'nda personel dairesinin başına getirdi. Ardından da İstanbul Valiliğine, oradan bakanlığa. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı yükselmesinin sebebi menzil faktörü. Ve Adıyaman'ın ardı pek yaman, öteden beri bilinen bir gerçek. Menzil siyasi olarak MHP'ye AKP'den daha yakın. Menzil hem Ankara Emniyetindeki operasyon hem de bürokraside sıra dışı kadrolaşma nedeniyle olağan şüpheli durumunda. Erdoğan'ı olağanüstü kadrolaşmalar rahatsız eder. Taner Yıldız'ın İçişleri Bakanlığı, Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı döneminde bakanlıkların menzille doldurulması üzerine her iki bakanı da uzaklaştırdı ve yeni gelen bakanlara da menzili eritmeleri için talimat verdi. Emniyetteki operasyon çok bilinmeyenli denklem gibi. Ne olduğu tam çözülemedi. AKP kalemleri 17-25 Aralık'a benzeterek darbe girişimi dedi. Bahçeli hedefi AKP ve MHP olarak açıkladı. Yerlikaya sabah saatlerinde hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı yaptı. Ve kendi ayağına hatta kafasına sıktı. Eğer hedef Erdoğansa operasyonun mahalli sorumluluğu altındaki kendi bakanlığında. Erdoğan bunu affeder mi? Erdoğan 17-25 Aralık'ın faturasını dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e kesti. Bakanlıktan uzaklaştırmakla kalmadı, çok sert tavır koydu. Ergin soluğu bir başka partide aldı, şimdi Yerlikaya'yı da Ergin'in akıbeti bekliyor. İyi Partili Uğur Poyraz'ın şu sözleri gayet isabetli. Sayın Ali Yerlikaya, bahse konu ekipler sizin sevk ve denetiminiz altındaki, hatta bizzat sizin tarafınızdan seçilerek görev verilmiş isimlerdir. Aklı başında insan bu tespiti yapar. Nitekim yapmakta da. Erdoğan operasyonu yorumlarken yeni kapı ruhunu baltalamak isteyenler boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz dedi. Oyunu kuran kim? Kukla kim? Kuklaca kim? Herhalde 4 emniyetçi kukla. Diğer ikisi kim?
Erdoğan hiçbir ipucu vermedi. Bu dönemde bürokrasi Bekir Bozdağ, Hasan Doğan ve Mücahit Aslan gibi Erdoğan'a yakın isimleri dosyaya ekleyerek AKP'ye karşı oyun kurmaya cesaret edebilir mi? Kesinlikle hayır. Kuklacıyı da, oyun kurucuları da siyasette aramak lazım. Muhalefetin eli bürokrasiye uzanabilir mi? CHP veya İyi Parti'nin emniyette operasyon çekecek kadroları olabilir mi? Hayır, olamaz. O zaman iktidarın içine bakmak gerekiyor. Akla en yatkın senaryo, 31 Mart sonrası Erdoğan'ın CHP'ye yaklaşmasından rahatsız olan ve bunu da gizleyemeyen MHP'den başkası olamaz. Seçim yenilgisini analiz ederken birçok AKP'li isim, MHP'nin kendilerine yük olduğunu söyledi. Bu sözler Bahçeli'nin kulağına gitmez mi? Gider tabii ki. Yanında derin abisi olduğunu da unutmamak lazım. Bahçeli, ortağının MHP'siz arayışlara girdiğini düşünmesi gayet doğal. Lojistik destek 7 yıl İçişleri Bakanlığı yapan gizli MHP'li Süleyman Soylu'dan, oyunu kuran da Bahçeli olmalı. Grup konuşmasında söylediği sözler suçluluk telaşı içindeki birinden ancak sadır olur. Bahçeli'nin ağzından çıkan cümleler psikolojisinin de ne kadar bozuk olduğunu gözler önüne serdi. Erdoğan da operasyonun kendi ifadesiyle kanun dışına çıkan, marazi emniyetçilerle sınırlı olmadığının farkında ki kuklacıdan, oyun kurucudan söz etti. Bütün bunlara bakarak güvercin kavgasının bütün şiddetiyle sürdüğünü söylemek yanlış olmaz. Yaşadığımız ve duyduğumuz sesler Cumhur İttifakı'ndan yükselen çatırtı gümbürtüsünden. Her iki parti için de boşanmak o kadar kolay değil çünkü viran olası hanede evladı iyal var. Boşanmak ancak erken seçimle mümkün. Ankara'da bir süredir gözler Bahçeli'de. Her an erken seçim kartını masaya sürmesini bekleyenler hiç de az değil. Nitekim Erdoğan hemen yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklıyız dedi. Ben bu mesajın doğrudan MHP lideri Bahçeli'ye olduğunu düşünüyorum. Açıkça el yükselterek restine hazırım demek istedi. Görüldüğü gibi Ankara çok hareketli. Uzaktan okuyabildiğim kadarıyla siyaset her türlü sürprize gebe. Buna erken seçim de dahil. Tabii başka gelişmeler de. Daha önce dediğim gibi siyasetsiz yıllar bitti. 31 Mart'tan sonra klasik siyaset yeniden başladı. Yaşadığımız bunun tezahürleri diyor Necip Bahadır TR724'deki köşesinde.